kadın. Aşkın ilk duyanı son sırada öl. Tütmeye çalışan ocaktır kadın. Kaderi umutla avutan kadın. Sisleri sabırla dağılan kadın. Yüzünde tebessüm, gönlünde sevgi. O daha doğarken anadır kadın. Neşede sefadır, hüzünde defa. Çünkü yuvasına hayrandır kadın. Yoktan yaratır da onarır bazen. Her eve kendince mimardır kadın. Yazları serindir, kışları sıcak. Titreyen elleri yaparken ocak. Sevene bin güldür, sevmeyene çöl. Sonunda o da bir insandır kadın. Sabrının çiçeği solarsa eğer, önüne geçilmez isyandır kadın. Ayın altında kanılar gidiyordu. Kanılar gidiyordu Akşehir üstünden Afyon'a doğru. Toprak öyle bitip tükenmez. Dağlar öyle uzakta. Sanki gidenler hiçbir vakit, hiçbir menzile erişemeyecekti. Kanılar yürüyordu yekpare meşeden tekerlekleriyle. Ve onlar ayın altında dönen ilk tekerlek. Ayın altında öküzler, başka ve çok küçük bir dünyadan gelmişler gibi ufacık, kısa çıktılar ve pırıltılar vardı hasta, kırık boynuzlarında ve ayaklarının altından akan toprak, toprak ve topraktı. Gece aydınlık ve sıcak ve kanılarda, tahta yataklarında koyu mavi humbaralar çırılçıplaktı ve kadınlar birbirlerinden gizleyerek bakıyorlardı ayın altında geçmiş kafilelerden kalan öküz ve tekerlek ölümlerine. Ve kadınlar, bizim kadınlarımız, korkunç ve mübarek elleri, ince küçük çeneleri, kocaman gözleriyle anamız, avradımız, yarimiz ve sanki hiç yaşamamış gibi ölen ve soframızdaki yeri öküzümüzden sonra gelir. Ve dağlara kaçırıp uğrunda hapis yaptığımız ve ekinde, tütünde, odunda ve pazardaki ve kara sapana koşulan ve ağlarda ışıltısında yere saplı bıçakların oynak ağır kalçaları ve zilleriyle bizim olan kadınlar, bizim kadınlarımız. Şimdi ayın altında, kanuların ve hartuçların peşinde harman yerine kehri var başaklı sap çeker gibi aynı yürek ferahlığı, aynı yorgun alışkanlık içindeydiler. Ve 15'lik şarap delinçeliğinde ince boyunlu çocuklar uyuyordu. Ve ayın altında kanular yürüyordu Akşehir üstünden Afyon'a doğru. Yaşamaya dair. Yaşamak şakaya gelmez. Büyük bir ciddiyetle yaşayacaksın. Bir sincap gibi mesela. Yani yaşamanın dışında ve ötesinde hiçbir şey beklemeden, yani bütün işin gücün yaşamak olacak. Yaşamayı ciddiye alacaksın. Yani o derecede, öylesine ki mesela kolların bağlı arkadan, sırtın duvarda. Yahut kocaman gözlüklerin, beyaz gömleğinle bir laboratuvarda insanlar için ölebileceksin. Hem de yüzünü bile görmediğin insanlar için.
hem de hiç kimse seni buna zorlamamışken, hem de en güzel, en gerçek şeyin yaşamak olduğunu bildiğin halde. Yani öylesine ciddiye alacaksın ki yaşamayı, 70'inde bile mesela zeytin dikebileceksin. Hem de öyle çocuklara falan kalır diye değil, ölmekten korktuğun halde ölüme inanmadığın için. Yaşamak yani ağır bastığından. Diyelim ki ağır ameliyatlık hastayız. Yani beyaz masadan bir daha kalkmamak ihtimali de var. Duymamak mümkün değilse de biraz erken gitmenin kederini, biz yine de güleceğiz anlatılan Bektaşi fıkrasına, hava yağmurlu mu diye bakacağız pencereden, yahut da yine sabırsızlıkla bekleyeceğiz en son ajans haberleri. Diyelim ki dövüşünmeye değer bir şeyler için, diyelim ki cephedeyiz. Daha orada, ilk hücumda, daha o gün, yüzü koyun kapatmanıp ölmek de mümkün. Tuhaf bir hınçla bileceğiz bunu. Fakat yine de çıldırasıya merak edeceğiz. Belki de yıllarca sürecek olan savaşın sonu. Diyelim ki hapisteyiz, yaşımızda 50'ye yakın. Daha da 18 sene olsun açılmasına devir kapının. Yine dışarıyla beraber yaşayacağız. İnsanları, hayvanları, kavgası ve rüzgarıyla, yani duvarın ardındaki dışarıyla, yani nasıl ve nerede olursak olalım, hiç ölünmeyecekmiş gibi yaşanacak. Bu dünya soğuyacak, yıldızların arasında bir yıldız, hem de en ufacıklarda, mavi kadifede bir yalnız zerresi yani bu koskoca dünyamız. Bu dünya soğuyacak günün birinde, hatta bir buz yığını yahut ölü bir bulut gibi dediğim, boş bir ceviz gibi yuvarlanacak zifiri karanlıkta uçsuz bucaksız. Şimdiden çekilecek acısı bunun, duyulacak mahzunluğu şimdiden. Böylesine sevilecek bu dünya, yaşadım diyebilmen için. Bugün burada bulunmamıza vesile olan herkese çok çok teşekkürlerimizi tekrar sunmak istiyoruz programımızın başında. Sayın Serdar Samancıoğlu'na çok büyük bir alkış daha istirham ediyoruz. İlerleyen dakikalarda yine bizimle birlikte olacağız.